Yaktırabiliyor musunuz? Herhangi bir olumsuz var mı yazdım? Bırak abi buraya, evet. Ben burada bizim zil çaldı. Gittim. Baktım orada zilim gittiğimde yanımda bir kişi yerde uzanmış yatıyordu. Yanında da başka bir bayan vardı. Ondan sonra yardımcı olduk. Arabaya bindirdik taksiye. Biraz devam ettik. Eşi de bindi araca. Biraz gittikten devam ettikten sonra sorduğumda bir şey mi var? Doğum dedi sadece. Ve şeye kadar ilerledik. Bizim bu defter darlığın oraya kadar ilerlediğimizde ışıklarda bayan araçta doğum yaptı takside. Önce hastaneye yetiştirdim. Eğitim araştırma hastanesine götürdüm. Orada doktorlar falan geldiler. İşte bayanın doğum yaptığını söylediler. Göbek bağını falan çocuğun kestiler. Arabada mudal ettiler. Ondan sonra aldılar içeriye götürdüler. Meslek hayatınızda yaşadığınız en ilginç olay olsa evet, gerek değil evet, mi? Evet. Ne hissettiniz o an? Vallahi yani çok böyle duygulandım. Çok iyi bir şey oldu dediler. Yani çocuk doğmuş arabada. Daha güzel dediler. Ailem filan. Tam işte var o zaman. Bunu kesin. Bana bakayım. Abi ne güzel bir olay bu ya. Çok güzel bir şey bu. Yani bu herkes şey yapmaz. Ya değil mi? Yıldız Tarzan orada doğdu lan bu. Ha evet. Ha. Rahim. Lan çocuk büyüktü ya. Soyadını Abdullah. Çocuk büyüktü, küçülmüş mü? Babası ya. Abdullah. Kim he ya? Yanlış yazalım. Ne kadar? 2 kilo. 2 kilo 700 gram. Ya işte dur bir Fatıma. Dur. Şey yapsın da. Ben isim yanlış yazmayayım şimdi. Ne olsun? Sen tatlı çocuğu ver. Kolay İbrahim. Çok teşekkür ederim. Fatıma İbrahim. Ben gelmez. Ya da hayır olsun. Taksi geliyor. O don hastahanede. Götürdü mü o bira ya? Aslında takside yaptın doğumu. Evet, nasıl bebek iyi mi? İyi Allah şükür. İyi Allah şükür. Taksi çaldım. Evet. O geldim abiye teşekkürle. O para verdim mi sıkıntı yok yani ücretli. O doğum oldu arabası. Arabasında doğum yaptı. Allah şükür doktor geldim, araştırma hastanesi geldim. O makasıyla burada kestim sonuçta. Evet. Ala abone.